Evet sevgili izleyicilerimiz, bir başka yumurtası programında yine sizlerle beraberiz ve bugün uşağın seçimini yine değerlendiriyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz, Kurtuluş Mahallesi Muhtar Adayımız Dilek Topçu. Dilek Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet Dilek Hanım, malum süreç hızlı bir şekilde akıyor ve zamanı da daha tasarruflu kullanmak için direkt hemen programımıza sorulara geçelim. Dilek Topçu kimdir? Sizi tanıyalım. Merhaba öncelikle. Dilek Topçu ben. 35 yaşındayım. Evli ve iki çocuk annesiyim. Doğduğumdan bu yana Kurtuluş Mahallesi Meydan Sokak numara 7'de oturmaktayım. Bu süreçteki tüm yazılı ve sözlü iletilerimde de Kurtuluş Mahallesi çocuğuyum derken aslında tam olarak bundan bahsetmiştim. Evet. Annem merhum Binnaz Erdoğan da yine gençliğini aynı mahalle, aynı sokak, hatta benim evimde, yani şu an yaşadığım evde geçirmiştir. Kendisi belediye, eski yani Uşak Belediyesi eski personel müdürlerinden de. Babam Hasan Erdoğan, mali müşavir, şu an emekli. İki kardeşiz. Kız kardeşim Suzi Dilara Erdoğan Kahraman. Bu röportajın en uzun kısmı herhalde. Aynen. Kendisi Uşak'ta avukat olarak görev yapmakta. Eşim Tarık Topçu çok uzun yıllar İsmet Paşa Caddesi'nde esnaflık yaptı. Şu an yine Kurtuluş Mahallesi'nde emlak danışmanlığı yapmakta. Bahsettiğim gibi iki tane evladım var. Allah bağışlasın. Cümlemizin. Kızım Ada Topçu 11 yaşında, ortaokul öğrencisi. Oğlum Ata Topçu 6 yaşında, anaokul öğrencisi. Eğitim ve çalışma hayatımdan da söz etmek isterim. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. Tabii bu maliye bölümünü seçerken babamın maliye müşavir olmasından etkilendim. Toplamda 15 yıllık bir çalışma hayatım var. Bunun 12 yılı Özel Özel Hastanesi'nin İnsan Kaynakları Müdürlüğü pozisyonunda oldu. Daha sonrasında Özel Hastanesi ile karşılıklı mutabık kalarak işten ayrıldım. Yani şöyle diyebilir miyiz Dilek Topçu adına? Şöyle annenizin iş geçmişi, rahmetin, Allah rahmet eylesin. İnsan kaynakları, siz maliye, babanız yine maliye ve yine özel bir hastanedeki görevinizle baktığımızda toplumla iç içe bir Dilek Topçu var karşımızda. Evet. Aslında şöyle diyebiliriz, Kurtuluş Mahallesi bir yönden biraz daha şanslı gibi görüyoruz. Evet, yöneticilik, idarecilik gerçekten çok farklı bir meziyet. Bunu da herkes beceremez. Evet. Peki muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Muhtar olmaya nasıl karar verdim? İşten ayrıldıktan sonra Kurtuluş Mahallesi muhtarımızın Sayın Mustafa Torlak'ın aday olmayacağını, çıkan adaylara eşit mesafeyle destekleyeceğini söylemesi üzerine muhtarlık yarışına kolları sıvadım. Tabi aslında durum pek de böyle olmadı. Bu konu ilerleyen kısımda izin verirseniz tekrar açıklamak isterim. Tabii ki. Peki çalışmalarımızdan bahsedecek olursak neler yapıyoruz bu süreçte? Çünkü biraz zaman vardı ama çıktığınızda şöyle bir şey diyeyim. Zaman o katsamda yetişmiyor. Çalışmalarınızdan bahsedecek neler söylersiniz? Bahsedeyim. Şimdi ilk başladığım sürede öncelikle kendimi bilgilendirmek adına muhtarlıkların çalıştığı tüm birimlerle görüşme sağladım. Uşak Belediyesi muhtarlık birimine giderek mahallemin, mahalle sakinlerimin sorunlarını nasıl ve hangi birimlerle çözeceğim hakkında bilgi edindim. Yine Uşak Belediyesi sosyal yardım işlerine giderek sosyal yardımdan faydalanacak komşularımı, hangi birimlerle aynı ya da nakdi yardımlar, tüm sosyal yardımlar daha doğrusu, nasıl faydalanacağını ve hangi birimlerle köprü olacağım hakkında bilgi edindim. Tabii mahallemizin güvenliği, gençlerimizin, çocuklarımızın, bizlerin çok önemli. Bu sebeple Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ile görüşme sağladım. Kendileri hem Kurtuluş Mahallesi'ne hem tüm mahallelere kontrol ettiklerini söylediler. Metruk binalar, güvenliğini sağladıklarına, yasaklı madde dediğimiz maddelerin mahallemizde kullanılmaması için önlemler aldıklarını söylediler. Tabii ben de muhtar olduktan sonra narkotik şubeyle görüşmelerime yine devam ettirip, tabii bu aslında bir vatandaşlık görevi. Dolayısıyla bu meçhul binaların güvenliği, mahalle güvenliği ve yasaklı madde kullanılmaması için titizlikle çalışacağımı söylemek isterim. Biraz uzun olacak. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Ansay Şube ile görüştüm. Devriye sayısının arttırılması, tabii muhtar olduktan sonra devriye sayısının arttırılması, bekçilerin güvenliğimizi sağlaması için
arttırılması, MOBESE kameralarının belli noktalara takılıp yine mahallemizin güvenliğini arttırılması için taleplerde bulunacağım. Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde okulumuz yok bizim Alaaddin Bey. Ama yakın okullarımız var. Halit Ziya Uşaklıgil ve Bir Evlilik Öğretim Okulu. Bu okulların girişlerinde yaya geçitleri mevcut. Fakat yaya geçitleri için yaya lambalarımız yok. Bu da velilere, yani anne ve babalara tedirginlik yaratıyor. Muhtar olduktan sonra özellikle okul önlerine yaya geçidi lambalarının yapılması için başvurularda bulunacağım. Tabii bu başvuru süreci ve yani lambaların takılmasındaki süreçte yine özellikle giriş ve çıkış saatlerinde çocuklarımızın güvenliği için trafiğin düzenlenmesi adına gerek okul aile birlikleriyle, gerek yönetim okul yönetimleriyle, velilerimizle tabii ki oralardaki kontrolün sağlanmasını için elimden geleni yapacağım. Mahallemizin afet yönetimi planının olması için AFAD'la görüşme sağladım. Afet anında neler yapacağımızı, mahallemizin toplanma alanının nereler olduğu hakkında bilgiler edindim. Daha önceki çalışma hayatımda da afet yönetimi planına dair, afet yönetimine, afet planına dair eğitimlerim, sertifikalarım bulunmakta. Bununla ilgili çalışmıştık zaten hizmet verdiğimiz için. Yine muhtar olduktan sonra mahalledeki komşularımla, esnaflarımızla bu yönde bilinçleneceğimizi, çalışmalar yapacağımızı ümit ediyorum. Gittiğim ziyaretlerde bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de halk ekmek oldu. Halk ekmek yetkilileriyle görüştüm. Şu an için Kurtuluş Mahallesi'nde bir planlarının olmadığını, ancak Kurtuluş Mahallesi ve Ünalan'dan çok talep aldıklarını, bu nedenle de tabii ki halkı kırmamak adına orta nokta Ünalan Mahallesi'ndeki Cinibiz Parkı'na halk ekmek noktası koydukları, mobil nokta koydukları söylediler günün belli saatlerinde. Evet, aktif şu anda çalışıyor. Tabii ki ilerleyen süreçte muhtar olduktan sonra tekrar halk ekmek yetkilileriyle görüşüp Kurtuluş Mahallesi için tekrar bir şey yapabilecek miyiz diye soracağım. Engelli ve yaş almışlarımızla ilgili birçok planım var. Engellilerimiz ve yaş almışlarımızla ilgili sokakta onların güvenliğini, konforunu sağlamak için çalışmalar yapacağım. Ne gibi? Arabaların yaya geçitlerine, engelli rampalarının önlerine park edilmemesini sağlamak, engelli rampalarının düzenlenmesini sağlamak gibi birçok şey yapacağım. Aynı zamanda onlara evde sağlık hizmeti, evde temizlik hizmeti getirebilecek miyim? Bunu sağlık kabinleri ve belediyelerimizle görüşeceğim. Onun dışında sokak hayvanlarımız. Sokak hayvanlarımızla ilgili de onlara temiz mama kabı, su kabı, mama ve su temini, soğuk kış aylarında onların korunabileceği düzgün yuvaların yapılması hakkında Patigiller Derneği ve Sokak Hayvanları Koruma, Yaşatma, Kurtarma Derneği. Çok memnun oldum o zaman. Emre Bey ve Hazal Naz Hanım'la görüştüm. Böyle bir talep olursa öncelikle çok mutlu oldular. Böyle bir talep olduğunda da yardımcı olacaklarını söylediler. Tabii yine bu sadece dernek ve benimle olacak bir şey değil. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz, gönüllülerimiz, hayvanseverlerimizle bunu yapacağız. Tabii bu mama kaplarının ve yuvaların konumlandırılması da çok önemli. Ve korunması, çünkü sokak canlısı olduğu için biz de biraz içinde olduğumuzdan dolayı ben o konuda hemen diğer notlarda direkt geliyorum. Evet. Çünkü bazı duyarsız vatandaşlarımız şöyle yapıyor. Sokak hayvanlarının işte su kaplarına veyahut da ne bileyim mama kaplarına çöpler atıyorlar, bir şeyler atıyorlar. Ya şimdi sonuçta sevmeyebilirsiniz. Ama en azından sahip çıkmayabiliriz ama burada ötekileştirmeyelim. Yani zarar bari vermeyelim. Yani böyle bir durumlar var. Bunu da tabii ki vatandaşlarımızı, çocuklarımızı bilinçlendirip sokak canlarımıza en azından saygı duymamızı göstermeliyiz. Kesinlikle katılıyorum. Zaten eşitleyici ve kapsayıcı bir mahalle olmak istiyorum. Bu sokak hayvanı, yaş almışı, genci, çocuğu, kadını, erkeği, engelsiz tamamen herkese saygı duyulmasını
istiyorum. Bu zaten vatandaşlık görevimiz. Tabii ki. Bu mama kaplarının, yuvalarının konumlandırılmasından da tam olarak aslında sizin dediğiniz şekilde bahsedeceğim. Şimdi benim mahallemde bir tane çocuk parkı var. Ve hayvanseverlerimiz, gönüllülerimiz genelde parkın etrafına bu mama kaplarını koyuyorlar. Tabii çocuklarımız bunu bilmeden, istemeden, evet. Bile isteye yapanlara artık bir şey diyemeyeceğim tabii. Dökebiliyorlar, zarar verebiliyorlar. Tabii oraya çocukları getiren ebeveynler de hayvanların, sokak hayvanların toplu bir şekilde orada olmasına rahatsızlık duyabiliyor. Tabii komşularımla onların da uygun gördükleri yerlere, parktan belki de birazcık daha uzağa ama hayvanlarımızın hemen ulaşabileceği noktalara bunları yapmak istiyorum. Yani sen hemen orada değil mi? Parktan evet. Uzak da olabilir ama parkların bir ücra köşelerine de kullanılabilir. Evet. Bir de şuna dikkat etmemiz lazım. Ben buradan vatandaşlarımıza da bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yani bu kaplarımızı bazı geri dönüşümcü vatandaşlarımız da topluyorlar. Ya şimdi oradan 3 kuruş para kazanacaksınız diye sokak canlarımız susuz ve mama sıkılıyor. Lütfen bunlara da duyarlı olalım. Tam olarak da bu süreçte geri dönüşüm kutusunu da mahallemize getirmeyi çok istiyorum. Dolayısıyla bahsettiğimde zaten yoğurt kabına su, yoğurt kabına mamadan ziyade birleşerek onlara düzgün kaplar, hem dayanıklı hem de geri dönüşüme satılmayacak, verilmeyecek kaplardan koyabilirsek daha güzel olur diye düşünüyorum. Tarlanın biliyorsunuz en belirgin özelliklerinden bir tanesi de tebligatları doğru zamanda kişiye ulaştırmak. Bu anlamda da tabii bütün muhtarların asli görevlerinden bir tanesi bu. Tebligat sahibinin hak kaybına uğramaması için yasal süreyi geçmeden tebligat sahibine anında bilgilendireceğim tebligatlar konusunda. Muhtarlığa gelemeyen tüm komşularım da tebligatlarını birebir kendilerine ulaştıracağım. Tabii eğer komşularım benden muhtarlığı aşan, örnek veriyorum belediye başkanlığının ilgilendiği konularda belediyeye gitmektense benimle çözebilecekleri bir hukuki yazışma olursa, bahsetmiştim kardeşim evet. Avukat, kendisiyle doğru ve düzgün hukuki yazışmaları yapıp ivedilikle onlara bu konuda da köprü olmayı planlıyorum. Tabii benim yasal yetkim kısıtlı. Bu nedenle elimden geldiğince her şeye yardım etmeye çalışacağım. Bu anlattıklarımı da bütün muhtar ve muhtar adaylarımız zaten layıkıyla yaptığına eminim. Ancak bana gelen her türlü fikri açığım. Yapamayacağım demeyeceğim. Her şeye ses getirmek için elimden geleni yapacağım. Gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız bunlarla ilgili herhangi bir şey saymadım. Bunlarla ilgili de henüz çalışmalarım devam etmekte. Dediğim gibi fikirlere açığım, çok planım var. Şu anda ne yapıyorum? Şu anda tabii hız kesmeden seçimde çok az günler kaldı. Yine komşu ziyaretleri, esnaf ziyaretlerine devam ediyorum. Ramazan'a saygımdan dolayı birazcık azaltsam da yine son güne kadar ziyaretlere devam edeceğiz. Peki yerimiz nerede? Vatandaşlar size nasıl ulaşıyor? Yani şimdi tabii muhtar olduktan sonra daha rahat ulaşık ama şu anda ulaşmak direkt taraf de olacak yani yerimizle alakalı da. Evet, şu anda aktif muhtarımızın yeri özel bir şahsa ait. Ancak bu muhtarlık birimine gittiğimde eski müzenin oraya yeni bir sağlık ocağı binası yapılıyor. Orada muhtarlıklara, yani muhtarlık için bir oda ayıracaklarını söylediler. Tabii bu hem Kurtuluş Mahallesi'nin bildiği bir nokta olması hem de sabit bir yerin olması ulaşılabilirlik kazanacak. Ama ben o muhtarlığa yine yerleştikten sonra tabii eğer kısmetse mahallemizin belli sokaklarına da şikayet ve öneri kutuları da koymayı planlıyorum. Gelmek istemeyenler için, gelemeyecekler için oraya öneri ve şikayet kutuları da koyacağım. Güzel bir uygulama en azından. Vatandaş bazı durumlarda işte işleri, sanayi bölgelerinde çalışanlar o seferler sabah 8'de girip akşam 10'da çıkıyorlar. Evet. Ne yapacak bu? Ya sosyal medya veya telefonla uğraşacak veya şikayet kutularıyla veya direkt talep kutularıyla diye evet. Buraya yazıp notunu bırakacaklar. Siz de bunu belirli bir zamanda toplayacaksınız herhalde. Evet. Peki neden Kurtuluş Mahallesi direkt topçu diyecek? Bu soruyu son zamanlarda da artık çok duymaya başladım. Neden? Hep bahsettiğim gibi mahallenin yerlisiyim. Ailem de yerlisiydi. Aidiyet duygusuyla sorunları, eksiklikleri
çok daha hızlı bir şekilde tespit edebiliyorum. Bu birincisi. İkincisi, uzun yıllar yöneticilik yapmamın artık atacağını düşünüyorum. Yöneticilik yaptığım dönemde kalite eğitimlerim var, belgelerim var, dokümantasyon eğitimlerim var. Dolayısıyla kaliteli bir yönetimin mahallemize geleceğini canlı gönülden istiyorum. İnsan kaynakları yaptığım dönemde de aslında çalışanlarımızın özlük hakları, muhasebesel işlerinin yanı sıra onlarla doğru ve güçlü iletişim, empati yaparak sorunları tespit edip ivedilikle çözüme ulaştırdım. Dolayısıyla muhtarlığı da böyle düşündüm. Çünkü zaten insanla uğraşıyordum. Şimdi yine insanların sorunlarıyla ve bundan büyük keyif alıyorum. Dolayısıyla her zaman her türlü sorunu ivedilikle çözebileceğime kendime güveniyorum. Yani diyorsunuz ki insan kaynaklarından, insanların yöneticilikten geldiğim için bu alanda da uzmanım diyorsunuz. Diyaloglarla beraber en iyi şekilde ve aynı zamanda da bu mahallede yetiştirdiniz. Ben hemen onu şu örnek vereceğim. Bir de spor kökenli olduğumuz için şimdi Uşak Spor diyelim. Uşak Spor'da ne kadar Uşak Sporlu'dan, Uşak'tan kişi varsa ücret alması da profesyonelik tabii ki bir ücret karşılığı ama ücret alması da Uşak için koşturur. Siz de sonuçta mahalleniz için bir fazla koşturacaksınız diye. Evet. Bir de şöyle Alaaddin Bey, benim bir sloganım vardı. Onu da söylemek isterim. Muhtarlığı mühür makamından öte hizmet kurumu haline getirmek. Niçin bu sloganla yola çıktım? Özür dilerim. Çünkü genelde gittiğim ziyaretlerde esnaf olsun, komşularım olsun, muhtarlığın sadece tebligatla uğraştığını, hatta çoğu zaman yerinde bile olmadığını, genelde ek iş durumların olduğu yönünde bana söylemleri oldu. Tabii bunu diğer mahalleler için asla söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kurtuluş Mahallesi için. Ben de onlara şunu tekrar sizin aracılığınızla söylemek istedim. Kapı kapı dolaştığımda da zaten söyledim. Az önce de belirtmiştim. Her türlü fikre, plana, her şeye açık. Örnek vermem gerekirse engelli rampalarının düzeltilmesi, gece aydınlatmasının düzeltilmesi, güvenlik, zaten bunlarla ilgili çok bahsetmiştim. Bir mesela komşum bana dedi ki, Dilek Hanım, güneş sistemleri olsaydı eğer Uşak için iyi olmaz mıydı? Evet, olurdu. Beni aşan bir konu ama asla aşan demeyeceğim. Mesela o sakinimizle muhtar olduktan sonra, tabii daha bilgili ve daha tecrübeli bir beyefendi kendisi, onunla bu konu anlamında yazışmaları sağlayıp ilgili mercilere aktaracağım. Dolayısıyla örnek mahalle olmayı planlıyorum. Tabii tekrar söylüyorum, herkesin desteğiyle olacak bir şey bu. Peki biraz önce dediniz programın başında işte mevcut muhtarla alakalı aday olmayacak dediniz. Evet. Ve sonrasında da hiç kimse herkese eşit mesafede olacak dediniz. Buraya gelecek olursak bununla alakalı herhangi bir sıkıntı mı var yoksa bir art niyet mi veyahut da bir riyakarlık mı var diyelim? Buna geleceğim, bir şey daha tabii söylemek canım isterim Alaaddin Bey, izniniz olursa. Şimdi bizim Kurtuluş Mahallemiz, Durak Mahallesi, İstilice Mahallesi, Ünalan Mahallesi ve Özdemir Mahallesi arasında nezih küçük bir mahalle ve mahallemizin çoğunu kıymetli esnaflarımız oluşturmakta. Çoğunun ikametleri tabii ki Kurtuluş Mahallesi'nde değil. Bu ziyaretlerimde zaten en çok esnaflarla çünkü çalıştım. Çoğuyla birebir temasa geçtim. Çünkü aslında nabzını tutan da esnaflar. Dolayısıyla her ne kadar oy kullanamayacak da olsalar, muhtar olduktan sonra kendileriyle iletişimimi asla koparmayacağım ve onlarla çalışmaya devam edeceğimi söylemek isterim. Bir şey daha ekleyeceğim. Ben destekten kastım. Benim tabii ki o istiyorum herkesten. Ama bu sadece beni seçmeleri değil. Seçtikten sonra da görev yaptığım süre zarfında beni desteklerlerse inanın çok güzel işler yapar ve gerçekten ses getiririz. Yani diyorsunuz ki ben burada sadece mahalle sakinlerim değil, mahalle esnaflarıma da
hizmet edeceğiz diyorsunuz. Tabii ki esnafımız çoğu çevre mahallelerden veya köylerden geliyor gidiyor. Ama dediğiniz gibi de esnaflarımız mahallenin sıkıntılarını, sorunlarını ve halkla devamlı iç içe olan kişiler. Bunu da iyi şey yapmışsınız. O yüzden de güzel bir çalışma diye düşünüyoruz. Evet. Peki son sürece geldiğimizde adaylar, diğer adaylarla veyahut da mevcut muhtarla alakalı gelin şeyler de biliriz. Evet. Oraya gelecek olursak. Evet. Oraya da gelelim artık. Şimdi Alaaddin Bey, ben bu seçim sürecine başladığımda hiçbir adayı provoke edecek, hiçbir adayın kendisini tanıtmasını engelleyecek afişlerine zarar vermek, hiçbir aday hakkında yalan yanlış söylemlerde bulunmadım, hiçbir adayı yıpratacak bir davranışım olmadı. Bana karşı yapılanları da hoşgörüyle, açıkçası sabırla göğüsledim. Ve hala heyecanımı yitirmedim. Çok az günler kaldı. Heyecanım, sabrım hala yerinde ve o göreve kendimi layık gördüğüm için de çalışmalarım da devam ediyor zaten. Heyecanla o koltuğa oturmayı istiyorum açıkçası. Şimdi bana yapılanlara gelirsek, öncelikle tüm yasal haklarımın saklı kalması kaydıyla deyip başlayayım. Kurtuluş Mahallesi muhtar adaylarımızdan Sayın Çiğdem Varol'un normalde Ünalan Mahallesi'nde oturması, ancak Kurtuluş Mahallesi'nde olan baba evine kendisinin ve kızının ikametini taşıması, seçime hazırlık yapması ve buradan Kurtuluş Mahallesi'nden adaylığını koyması beni adaletsiz olduğuna yöneltti bu durumu. Çiğdem Hanım şunu bence atlamış: eşi Ünalan Mahallesi'nde ve kendisine oy veremeyecekken Kurtuluş Mahallesi sakinlerinden nasıl kendisine oy talep edebilir? Bunu ben çok adaletsiz buluyorum. Kurtuluş Mahallesi çok yerli, birbirini tanıyan, çoğu birbirini tanır. Yeni nesil tanımasa da annesini tanır, babasını tanır. Zaten kimin orada oturup kimin orada oturmadığını Kurtuluş Mahallesi sakinleri çok iyi bilmektedir. Çiğdem Hanım bunu öngöremedi ki. Bu yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Ve bunu demokrasinin kılıcı gibi korkuyla başının üzerinde taşımakta. Ve bu ortaya çıktıktan sonra seçimden ayrılmak bir yana, diğer adayları da rahatsız edecek birçok davranışta bulundu. O yüzden ben bunu etik ve doğru bulmuyorum. Konuşmamın başında da Sayın Mustafa Torlak hakkında bir şey söylemiştim. Onu da anlatmak isterim. Eşit davranacağını, her adaya eşit davranacağını söylemişken Sayın Mustafa Torlak, duyduk ki Ünalan Mahallesi'nde oturan Sayın Çiğdem Varol'a, Varol destekliyormuş gizliden gizliye. Tabii bu sonrasında ortaya çıktı. Gerek sosyal medya mecralarında, gerek kendi muhtarlık ofisini adeta seçim ofisine çevirerek Çiğdem Hanım için oralardan oy topluyor diyelim tahir caizse. Bu seçime gölge düşürse de bu konuyla ilgili şikayet ve yasal hakkımdan yine saklı tutmak isterim. Ben hemen buradan muhtar adayı Çiğdem Varol'a, mevcut muhtar fotoğraflarında cevap hakları vardır. İstedikleri zaman stüdyomuza gelebilir veya bizleri davet edebilirler. Gider cevap haklarını istedikleri şekilde kullanabilirler. Bunu da belirtelim. Yani şöyle diyebilir miyiz ama mevcut muhtar için hem sonuçta öyle veya böyle. Yani mevcut muhtar olduğu için, görevde olduğu için tarafsız kalması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ki biz hukuki fazla bilmeyiz ama kardeşiniz de avukat olduğu için öz, yani bu aslında bir haksızlık ve haksız rekabete yol açıyor. Evet. Bir de ben burada ikamet ediyorum veya başka bir yerde ikamet ediyorum, buradan aday oluyorum. Bu aynı şey gibi bir dönem Anavatan Partisi döneminde Yıldırım Aktürk vardı ikinci döneminde. Uşak'tan aday gösterildi, vekil oldu ve gitti, bir daha da gelmedi. Yani vatandaşlar aslında bunu böyle de düşünebilir. Yani Çiğdem Varol Kurtuluş Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Evet. Ünalan Mahallesi'nde ikamet ediyor ama seçimden sonra da muhtar ofisini Ünalan Mahallesi'ne taşırsa derlerse böyle bir düşünce de olabilir diye düşünüyoruz. Evet.
Aynı zamanda şunu da eklemek isterim. Hukuki süreç bir yana, ben doğruluk ve dürüstlükten yanayım. Evet. Sayın Mustafa Torlak destekleyici aday olduğunu söyleseydi ve Çiğdem Varol, Sayın Çiğdem Varol bunu bizlere söyleseydi, evet ben orada oturuyorum ama ikametim burada deseydi, doğru ve dürüst bir yaklaşım evet, olacak. Güvenilir diye ben, evet, onu da etik bulmuyorum. Bu şekilde. Evet, Dilek Hanım, son olarak mahalle sakinlerimize mesajımız veyahut da eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Küçük bir sloganım daha vardı benim. Ben yok, biz varız. Kurtuluş için dilek dile. Yani hepsinden destek bekliyorum. Gerçekten çok diğer adaylar gibi çok mücadele verdim. Bu yolda aday olan tüm muhtar adaylarımıza da başarılar dilemek isterim. Bu yolda beni destekleyen öncelikle aileme, dostlarıma, komşularıma, esnaflarımıza çok teşekkür ederim. Sizin moderatörlüğünüzde bana kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için, beni misafir ettiğiniz için size de ayrıca teşekkür ederim. Evet, bizler de verdiğiniz bilgilerden dolayı biraz özellikle Kurtuluş Mahallesi sakinleri ve esnafları için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de yine Başkan Otosu programında Uşak'ın seçimin nabzını Kurtuluş Mahallesi'nde değerlendirdik. Kurtuluş Mahallesi noter adayımız Dilek Topçu program konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ve 31 Mart yerel seçimlerinde öncelikle kendisine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.